Herkese merhaba. Şimdi size ütülerinden bahsetmek istiyorum. Daha önce biliyorsunuz ki bir tane video çekmiştim, seyahat ütüsü. Onu inanılmaz seyahat yaparken kullanıyorum, götürüyorum yanımda. Şimdi de daha önce yaklaşık bir 7 senedir falan kullandığım bir ütü var, yine Tefal'in. Super Goddess diye. Bunu yaklaşık 7 senedir kullanıyorum, hiçbir sıkıntım yok. Ama çok ütü yaptığım için bana yetersiz kalıyordu ve uzun zamandır bir arayış içindeydim. Evet, uzun zaman araştırdıktan sonra Tefal'den de memnunum, çünkü uzun zamandır Tefal'de kullandığım için, özellikle tabanını falan çok sevdiğim için Tefal Express Power almaya karar verdim. Ondan sonra denedim. Gerçekten çok memnun kaldım. Güzel. Zaten diyor ekstra, ultra güçlü diyor. Kullanımı kolay diyor. Hakikaten öyle. Bir de kireçlenme olayı. Daha önce benim bir kazanlı ütüm vardı ve yeni çıktığı zamanlardaydı. Ve kireçlendi, kullanamadım. O yüzden çöpe attım onu. Bunun bu özelliği çok hoşuma gitti. Buraya kireci topluyormuş. Buradan sonra ve musluk suyu kullanıyorum. Daha önce içme suyu kullandığım halde kireç tutmuştu. Şu ana kadar herhangi bir kireç olmadı. Bir 10-15 gündür kullanıyorum. Tekrar bakarız. 6.8 bar diyor. Yani gerçekten kuvvetli, güzel. Açılışını yaparız. Yapalım. Evet, kutumuzdan çıkarttık. Bazı özelliklerini size anlatacağım. Kullanılmasını göstereceğim. Şimdi bakalım, inceleyelim. Şöyle, ben gerçekten çok sevdim, bayıldım. Daha önce dediğim gibi ilk çıkanlardan vardı bende. Ona göre çok çok iyi. Şimdi şurası kablo yeri diyor. İki tarafta da var. Fakat ben kabloyu sığdıramadım maalesef. Keşke bunu yapan insanlar... bunu yapan insanlar biraz daha mesafe ya da boşluk koysaymış keşke. Gerçekten çok işe yararmış. Eksisi bu. Çünkü neden? Ne yaparsanız yapın, çok şekilde denedim. İlla ki dışarıda kalıyor, sığmıyor. Yani şöyle kutuda göstereyim size. Bakalım. Evet, şurada gördüğünüz gibi şöyle katlayın, sığıyor diyor. Burası kablo yeriymiş ama ben ne türlü katladıysam tabii ki maalesef sığdıramadım. Sığmadı. Şurası kilitli. Düşmesin diye kilitliyoruz. Ama hazneyi çıkartırken buranın aşağıda olması gerekiyor. Çünkü kilitliyor hazneyi de aynı anda. Şöyle ekranı var. Birazdan çalıştırınca göreceğiz. Şimdi su haznesini çıkartalım. Şu şekilde şuradan çıkartıyorum. Evet, musluk suyumuzu böyle dolduruyorum. Şu an için çok doldurmayacağım. Çünkü anlatmak amaçlı bir az bir ütüm olduğu için böyle dolduruyoruz. Evet, bu şekilde çıt sesiyle takıyoruz ve fişimizi takıyoruz şu anda. Evet, bahsetmiştim. Şurada evet, biraz sanki çok ufak tefek. Şurada kireçleri biriktiriyor. Sonrasında siz temizliyorsunuz. Kireçleri temizlemesi için çok az var. Yani yok denecek kadar az diyebilirim. Şimdi başlatıyoruz. Başlat düğmesine bastım. Evet, sesi çıktı. Şu anda kendini belli bir sıcaklığa ayarlıyor. Ayrıca şu an için hiç yanmadı ama kireçlenme olduğu zaman uyarı ışığı yanıyormuş galiba, aldığımda öyle söylediler. Eco mod var. Bir de düz kıyafetlerin üstüne tutarak ütüleme modu var.
Ben normal modda yapacağım şu anda. Bir de şeyi çok sevdim. Mesela ütü yapıyorsunuz, kapı çalıyor, telefonunuz çalıyor, unutup hemen o an gidiyorsunuz ya, geldiğiniz zaman otomatikman kendini kapatmış oluyor ve durdurmuş oluyor. Yani tekrar siz şey geldiğiniz zaman başlatıyor, tekrar ütülemeye başlıyorsunuz. Bu çok iyi. Diğer ütülerde bu olmadığı için boşu boşuna yanıyor. Eco modu o yüzden çok güzel. O yüzden de sevdim bunu. İnşallah sizler de eğer araştırıyorsanız benim gibi anlattıklarımdan memnun kalıp alırsanız tavsiye ederim. Şu anda ısınma modunda hala yanıp sönüyor. Evet, bir sinyal verdi ve hazır olduğunu söyledi. Şurada bir düğmesi var. Sanıyorum her bastığınızda yani daha fazla buhar veriyor. Normal modda isterseniz eco moduna da alabilirsiniz. Ya da dikey moduna, şuradan modlar var. Eco modu. Ben şu an için hep normalde kullandım. Dikey hiç kullanmadım. Yalnız buhar gücü inanılmaz çok iyi olduğu için daha iyi hep ısınıyor bir de. Biraz daha ısınsın. basınç diyor. Şimdi normali alalım. Bakalım Eko'yu hiç denemedim. Eko'da da aynı performans veriyor mu acaba? Yani sanki biraz daha kısa gibi. Yani belki az ütünüz olduğunda da kullanabilirsiniz. Ben genellikle normalde kullanıyorum. Birlikte bir ütü yapalım. Tabii böyle taşırken herhangi bir ihtimale karşı kilitliyorum orasını. Evet, iki kablonun da bence uzunlukları güzel. Bu da bayağı bir uzun. Yeterli. Rahat rahat ütü yapabildim. Şöyle. Bir seferde yani uğraşmadan rahatlıkla gerçekten açabildim. Özellikle bazı gömlekler var. Eşimin açmakta zorluk çekiyordu. Defalarca öbür bahsettiğim küçük ütüyü de defalarca üstünden geçmem gerekiyordu ve hala iz kalıyordu. Bunu da bir seferde şok buharla rahatlıkla hemen açılıyor. Rahat ettim yani. Evet. Duyuyorsunuz sesini. O kadar güçlü ki. Ama şeyi de tabanı da çok hoşuma gitti. Hissetmiyorsunuz. Böyle sürdüğünüz zaman gerçekten hani yağ gibi kayıyor derler ya. O şekilde çok güzel kayıyor. Böyle çok güzel kayıyor. Evet. Ben ütü yapıyorum. Minnoş Hanım orada yatıyor. Minnoş. Şişt, Minnoş. Ne yapıyorsun kızım? Gel yardım et, ütü yapalım. Evet, uzaktan ütüleme sistemini açtım. Bakalım. Ben daha hiç denemedim şu ana kadar. Bayağı bir buhar veriyor. Ama tabii karışık bir şey de denemek daha iyi olur. Bakalım tekrar. Uzaktan ütülenmesi gereken bir şey olduğu zaman bence etki yapar gibi. Yapar gibi geliyor. Tekrar işte bıraktığım zaman mesela kendini şey alıyor demiştim ya, beklemeye alıyor. Sonrasında tekrar basıp tekrar çalıştırıp şey yapıyorsunuz. Kapatma düğmesinden
Kapatıyorum. Kapandı. Evet, kablo dışında bahsettiğim gibi kabloyu yeni düşünmüşler. Evet, çok güzel yapmışlar. Fakat kabloyu toplamadığı için bir eksik yönü onu gördüm ben. Onun dışında gerçekten memnun kaldım. Çok açamadığım ütüler, uğraştığım ütüler vardı. Şimdi daha pratik, daha kolay yapıyorum. Memnun kaldım. Evet, son olarak size bahsetmek istediğim bir konu var. Bu videoları çekme sebebim, genellikle bir ürünü alırken ben araştırıyorum. İşte YouTube'da videosu var mı? Alan insan memnun mu? Özellikleri ne? Ona göre alıyorum. Yoksa bulamadıysam mesela merak ediyorum, nasıldır acaba, memnun kalan var mıdır diye. Bu yüzden böyle bir videoları çekmeye karar verdim. Memnun kaldığım şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Eminim ki benim gibi arayıp da videosunu ya da alıp da işte videosu var mıdır diye bakan kişiler için bu videoyu yapmaya karar verdim. Umarım memnun kalmışsınızdır. İzlemeye devam edin. Abone olursanız sevinirim. Like atın ve videolarım devamı gelecektir inşallah. Hoşça kalın.